Arkadaşlar selamlar. Daha 1200'lü yıllara gelmeden, daha Moğolların gelişini bile görmeden 1118 yılında kıyametvari bir hastalıkla karşılaştık. İlk defa 3. seviye bir salgın hastalıkla karşılaşıyorum. Bu arada bu rastgele geliyor ve çok sık tekrarlanmıyor. En azından ben bununla ilk defa karşılaşıyorum ancak önceden internetten görmüş olduğum kadarıyla bu son derece nadirmiş. Oyun ayarlarını da kontrol ettim bununla alakalı yani kıyamet hastalıklara özel bir parametre bulunmadığından bunun ne sıklıkla nasıl geldiğini görmek için sadece belli ki hata ayıklama modunda bakmak gerekecek. Dediğim gibi ilk defa bizim tuttuğumuz bir kontluk üzerinde daha doğrusu bizim şahsi mülkiyetimiz olmayan bir vasalımızın tuttuğu bir kontluk üzerinde ilk defa 3. seviye kıyamet bir hastalık meydana geldi. Bakalım kara veba gibi yayılacak mı? Kara veba gibi yayılmasa da yıkıcı etkileri nasıl olacak? Hep beraber göreceğiz. Bu hastalığa tavuk frengisi diyorlar. Batı Kamuda bölgesinde. Kuzey Afrika civarı olması lazım. Hep beraber görüp bakalım. Tavuk frengisi. Bakın görmüş olduğunuz gibi kıyamet vari. Üçüncü seviye. Burada başladı. Benim saray kimim yok muymuş bu arada? Aa yokmuşu gerçekten. Ulrich becerikliyle tanınıyormuş. Vasat, vasat. Bir dakika ben şunu anlamadım. Bu adam he yatalak diye çünkü. Aldık. Öğrenimi yüksek. Bilge, şifacı, saray hekimi. Hafif tedbirlerden başlayalım bakalım nasıl olacak. Bir yere daha yayıldı şimdi. Bizim karakterimiz salgın direnci artı 5 olacak. Güzel. Tavuk frengisi evet hızlıca yayılıyor. Arkadaşlar bir dakika şimdi acayip bir hastalık var. Bunu halletmemiz gerek. E şaka maka kara veba gibi yayılıyor gerçekten. Oo, bu hiç iyi değil. O zaman bir saniye. Başkenti karantinaya alacağız. Başkenti karantinaya aldık. Salgın direncini hatta arttıralım. Aa! Yaz bu adam harbiden kötüymüş. Dur onun yerine seni alacağız ya. Kusura bakma da. Heh, salgın direnci 77'ye çıktı. İnzivaya çekilirsek bize bulaşma ihtimali %75 daha az oluyor. Bakalım gerçekten kara veba gibi kırıcı olacak mı? Evet onun gibi yayılıyor ama. Yüksek masraf etkisine sahip olabiliriz evet. Şu an Selanik topraklarına yayılmış durumda. Onun dışında Roma ya yayıldı mı? Evet of Roma Roma'yı da ele geçirmiş neredeyse. Ancak Trakya taraflarında şu an bir şey yok. İstanbul gayet iyi gözüküyor. Can kaybı artıyor bu arada. Ya belli bir yere kadar geldi. Tunus civarını ele geçirdi. Sicilya, Roma tarafları, Sardinya'nın bir kısmı, Yunanistan'ın komple güneyi, Ege tarafları. Burada tabi ayrı bir hastalık var. İlk başta çok agresif bir şekilde yayıldı. Şu an can kaybı 120. Tehlikeli örgütleşme bu arada. <laughs> Ay, niye inzivadayız diye mi? Yapma gözünü seveyim ya. O esnada satranç oynuyoruz. Evet. O zaman biz bu abilere para göndereceğiz. Elimizde zaten para var. Bizden hoşlansınlar. Burada bir tane bağımsızlıkçı örgütleşme var. Ankona'yı anlamıyorum. Sen benim dejur basalımsın ya. Hadi Burgonya'yı anlarım bak bir de adamlara yani düşük yükümlülükler verdim mi ona rağmen. E belli bir yere kadar geldi dediğim gibi ilk defa kıyametvari bir hastalıkla karşılaştım. İlk defa bizzat böyle bir hastalıkla karşılaştım ancak kara veba gibi yayılmadı. Bir anda çok hızlı yayıldı ama tıkandı bir yerde. Şifanelerin etkisi oldu mu bilmiyorum. Şu an tamamen duraklamış durumda. Tabi öğrenim yeteneğinden gitmemizin de bir etkisi var. Özellikle saray hekimleri ve ellerini yıka özelliği. Bunlar da önemli. Ok frengisi bu arada harbi harbi tıkandı. Yani namı diğer çiçek hastalığı. Yine can kayıpları artıyor. Can kaybı giderek artıyor. Şu an 320'de. Harika bir kız torun oldu. Bu da bizim oyuncu varisimiz. Nasıl ya? Başkentte mi salgın çıktı şimdi? Oo, oh, Moldovalı frengisi bu da. İlk burada çıktı yani. Radikal önlem alsak ne olacak? Ne oldu şimdi? Salgın direnci eksi 45 mi? Yap yapma. Kötü. Şu an hiçbir ava gidemem arkadaşım. Kusura bakma. Moldovalı frengisi. Tavuk frengisi hala bu şekilde. Azalıyor ama. İlk çıktığı noktalarda azalmaya başlamış. Hoppa. Eyvah. Yakalandık hastalığı. Hekimimiz öldü mü? Baktan ilaç odağına geçsek iyi olur. Şu demir gibi almadığımız kötü oldu biraz. Dayanırız bence be. Aynen. Ölümün eşiğinde değiliz. Saray mensuplarımız inzivada. Dolayısıyla bir sıkıntı olmaz. Ay yavrum benim manuel. Benim anımda. Havuk frengisi iyice azaldı bu arada. Ve iyileştik. Mükemmel oldu. Ya bir tek ay yaş olmamız sıkıntı. Geri kalan hepsi sağlığa katkıda bulunuyor ve olumsuz etkilere karşı koyuyor aynı zamanda. Dolayısıyla sağlığımız şu an iyi. Evet tavuk frengisi de yani bu kıyametvari hastalıkta yok oluyor artık. Salgının ilerlemesini buradan görüyorsunuz. Azaldı iyice. Tavuk frengisi bitti galiba. He? Şükürler olsun. Evet sene 1122 ve böyle rastgele bir kıyametvari hastalığa tanıklık etmiş olduk. Ben biraz daha yayılmasını da beklerdim. bayağı bir yayılmasını beklerdim ama tıkanıyor bir yerde. İlginç. Sene 1126. Hanedanımızdan 10 tane bağımsız kral var. Biz tabi böyle kendi çabamızda 6 tane kral koymuştuk. Fakat o bağımsız bıraktığımız krallar daha sonra özellikle Afrika taraflarında kendi başlarına toprak fethedip beraset sonrası farklı krallıklara bölündüler. Pek çok tahtın hanedanı modifikasyonuna sahip olacağız ve ekstradan 1000 ihtişam kazanacağız. Bunu açtığımız zaman da hanedanın her üyesi idarede artı 2, prestijde 120 daha fazla kazanım, doğrudan vasal görüşü artı 5 ve %10 daha fazla milise sahip olacak. Burada artıyor görmüş olduğunuz gibi. Kıyametvari bir hastalık daha geldi bu arada. Sene 1146. Karakterimizin ölmesine bir seneden az var varisi tahta geçecek yakında ancak 12. yüzyılda yani 1100'lü yıllarda ikinci defa karşıma geldi. Artık bu senaryo gereği olan bir şey mi yoksa denk mi geliyor anlamadım. O yüzden bunu da kaydını alıp sizlerle bir paylaşmak istedim. Tekrardan söylüyorum sene 1146 ve daha Moğollar bile gelmedi. Kara Veba da gelmedi. Bir bakalım tekrar nasıl olacak. Oh, Bert'te. Yani burada. Burası bizim basalımız oldu. Çok kötü yayılacak gibi. Başkenti karantinaya alıyor ama yakınlarda bir hastalık yok. Dolayısıyla şimdilik de gerek yok. Yani salgın hastalığın derecesi ne olursa olsun vasallarım üşenmiyorlar. Huzuruma çıkıyorlar. Kendilerine tekrardan teşekkür ediyorum. Hipolitos öksürüğü diye geçiyor. Kıyametvari ve 3. seviyede. Evet iyi yayılıyor. Veba kadar hızlı yayılmıyor ancak ne çok yıkıcı. Bakalım buradaki vasalımız ne yapacak göreceğiz. O esnada tabii karakterimiz öldü. Hemen şu kızımızı da eğitmeyi unutmayalım. Turnuva için talim yapsak bakalım. Aa güçlü olduk. Güzel sağlığımız daha da arttı. <laughs> Geri dönelim hastalığa. Burada anlaşıldığı gibi şiddeti çok yüksek. Şu an toplamda 15 can kaybı var diyor ancak buraya bir bulaştı mı gitmesi hiç kolay değil. Bakın burada çadırlar yakılıyor. Yerleşkelerin üzerinde kargalar ve akbabalar uçuşuyor. Gelişmişi aylık eksi 4 azaltıyor. Kontrol azaltılıyor. Salgın tehlikesi artıyor. Halk görüşü azalıyor. Halk görüşü azaldıkça tabii köylü isyanlar da başlayacak. Bu abimizin en azından yükümlülüklerini neredeyse yok seviyesine getirmiştik. Ancak kendisi ne kadar güçlü olsa da bu bir noktada ciddi azalacak. En azından geliri gayet iyi. Başka bir hastalık daha geldi bu arada. Binalarımızı elimizden geldiğince yükselttik bu arada. Kültürümüz bayağı gelişti. Ancak mesela şu an Darül 6. seviyesini yapmak istesem bakın 1116 altın gidecek. Ama benim bu salgın direncini elimden geldiğince arttırmam gerekecek. Ki şunu keşfettim. Muhtemelen bu su ayinleriyle alakalı bir şey. Kültürümüz yüksek orta çağda bu sanitasyon buluşunu açtı. Kültürel ve bölgesel buluş diye. Meşrikilerle bir melez yaptığımız için bu da otomatikman bu çağda açılmış oldu. şifaneler ne güne duruyor? Geldi mi yine? Ya bu da demek oluyor ki bakın arkadaşlar sanitasyonu açtıysanız kültürel ve bölgesel buluş olarak kültürünüzün bulunduğu bütün kontluklarda salgın direnci artı 10. E başkentimiz şu an kuşatıldı hastalık tarafından. İnzivaya çekilsek fena olmaz aslında. Bakalım. Bu kıyametvari hastalık tahmin ettiğimiz kadar kötü değil. Yani ben kıyametvari denebilecek bir hastalığın nereden baksanız en azından şöyle bir dejur imparatorluk kadar yayılmasını beklerdim. Ancak gelin görün ki Doğu Frankya'nın yarısını kaplayabildi. Yani bir noktada bölgedeki kişiler yeterli önlemleri alınca ve civarındakiler de salgın direncini arttırınca tıkanıyor herhalde. Yoksa kıyametvari bir hastalık durmadan yayılır diye anlıyorum. Salgın direncini burada mümkün mertebe arttırıyoruz. Darül acizeler kurarak. E, kıyametvari hastalık yapıştı ve gitmiyor. Ancak daha da yayılmıyor hatta. Onu da söyleyeyim. Aylık 235 ihtişam kazanıyoruz bu arada. Her yerde kral var. Litvanya, Polonya, Galicia, Macaristan, Nubia, Darfur, Sahra, Kanem. Gerçi Kanem bir önceki nesildeydi ama. Habeşistan. Deylem var burada. Gerçi savaşları var ama olsun. Başkenti karantinaya alın ne olur ne olmaz. Ooo. Peki. Heh. Bakın şöyle bir şey yapacağım. Bunlar bağımsız kalmış Bavyera'dan. Çünkü bağlantı toprakları yok. Ee, dolayısıyla buradaki kişilere vasallık teklif edeceğim. Bu şekilde neden böyle yapacağım? Hemen size söyleyeyim. Düşük feodal yükümlülükler oluyor biraz. Evet. Buradaki abimize Makedon hanedanından bu kişiye eğer oğlu ve kendisi iyileşebilirse Verem'den ki hatta aklıma bir şey geldi. Bir saniye. Güzel. Kendisine bu parfüm Eşyasını verdik küçük de olsa arttırıyor sağlığı kötü diyor ama toparlar ya ölüme yakın olduğunu düşünmüyorum çok güzel düşük de olsa böyle kabul etmeyecek he peki güzel şu an Doğu Franke'yi kurduk arkadaşlar mükemmel <gülüyor> <gülüyor> Doğu frankiye despotluğu nihayet özgürlüğünü tadını çıkarıyor Karolencilerin düşüşüyle evet yani. Gerçi baktığınızda Fransa ve lotaringi hala Karlinglerin elinde. Bavyera da öyle ama Polabya özellikle. Hani burası yıkıldı. Tekrardan biz ele geçirdiğimiz için aynısını Fransa için de söyleyebiliriz. Güzel bir anekdot olmuş. Ülkenin ismi de <laughs> Almanya Krallığı oldu bu sefer. Hediye gönderiyorum. Vassallık teklifi. Normal feodal yükümlülük kabul edecek. Kabul ediyor. Hoppa yatalak mı olduk? bu kadar erken olmamalıydı ama. Karakterimin vasalı mükemmel. Vasallık teklif ediyorum. Hastalık hala devam ediyor ya. Oğlum senin iyileşmen lazım ha. Hamburgu da böyle ele geçirebilir sanki. Vasallık teklif ediyoruz. Tek şu Dithmarsh'ın kaldı. Niye kabul etmiyorsun? Kibirli diye. Para çok fazla. Dolayısıyla gönderiyorum böyle. Teşekkürler. Şimdi Thüringe. Hmm, Anhalt düklüğü. Peki. Burası sıkıntılı senin için biraz. Vasalları meşru süzenlere aktaralım. Bakın böyle aktarıyorum. Ben burada baya bir güçlendim. Ostfalin'i oluşturdum. Burada böyle kontluklar var. Ostfalin düklüğü. Mükemmel. Holstein'i oluşturamıyoruz ne yazık ki. Burada tutuyor zaten birisi. Hesse düklüğünü oluşturdum tamam mı? Sana aktarıyorum böyle. Bak böyle vasal aktarıyorum sana. Mükemmel. Sen Doğu Frankonya ile Vabbe'yi tutuyordun. Ama Almanya'nın Dejur başkenti burası. Eee, o zaman şöyle yapacağız. Yani buraları böyle komple tutuyorduk. Güzel. 10 tahsilio. Artık bundan sonra dük tahsili olacaksın. Hediye göndereceğim sana. Vasalını devralacağım. Ve sonra buradaki abimize ve para vereceğim. Ve ünvan vereceğim. Almanya despotluğu olarak. Çok daha güçlendi kendisi. Mükemmel. Kendisini en azından bir noktada şu ülkesindeki hastalıklar yok olduğu zaman salacağım. Biz o kadar uğraşırken, dedinirken vasallaştırıp özellikle ünvanları oluşturup dağıtırken o kadar zaman geçmesine rağmen hala hastalık da dayanıyor burada. Bizim ülkemizin yakında da eyvah hastalık var. Biz hala inzivadayız. Sene şu an 1149. Doğu Frankia'daki yani Almanya topraklarındaki hastalık daha devam ederken ilginç bir bildirim aldım arkadaşlar. Mağrip'in tam ortasında Muhavvit Halifeliği oluştu. Yani İngilizcesi El Mohad olarak geçer. 40 bin özel askerle bir anda belirdi ve savaş açtı. Amacı Mağrip despotluğunu ele geçirmek. Elimde 65 bin asker var. En azından benim komutan özelliklerim var sağlığında iyi sayılır. Çok rahat parçalayabiliriz. Ya kızımız da büyümüş güzel. E burayı kuşatıyorlar. Çok fazla asker olduğu için tabi kuşatma daha hızlı geçiyor. İşimi garanti almak için elimdeki bütün askeri birlikleri topladım. Eyvah ne yazık ki daha çekildi. Burada da yapabiliriz ancak ben şöyle biraz geri çekileceğim. Güzel. Buradaki baronluğu kuşatacak kendisi. Armacılığı keşfetmişiz. Kültürümüz çok iyi gidiyor ve bütün Levanten buluşlarını keşfettik bu arada. Bu savaşı kazanacağız. Tek toprağını kuşattığımız için tamamen. Fakat ben bu belayı tamamen ortadan kaldırmak istiyorum. Sırf beni böyle gereksiz bir tehditle meşgul ettikleri için. Ee, kaçamazsın öyle. Bu kadar. Normalde siz eğer mesela 1066'da başlasaydınız el murabıtlarla oynasaydınız bu abiler tepenize binerdi gerçekten. Çünkü o dönemde hakikaten el murabıtlar muhavit halifeliğine ciddi anlamda yenik düşüyorlar. Hem halk isyanları hem yağmalar sonucunda. Bu da ilginç bir anekdottu yani bu tür büyük bir belayı böyle Moğol istilasına benzer bir belayı ancak Roma İmparatorluğu'nun kudreti durdurabildi. Kutsal savaş yapacağım. Dejur savaş yaparsam eğer bu abimiz Mehdi Abdülmümin Mağrib Sultanlığı'nın başına artacak ne yazık ki. Dolayısıyla ben kutsal savaş yaparak bu toprağı bizzat kendisinden koparacağım. Hı, ordunun başında ben varım. Orada vekilercimiz çok iyi. Altın lider olmuş. Bir noktada kendisi üniversiteye gitmiş ve bu özelliğini 5 yıldızla çıkarmış. Kendinizden vergi toplamamızı istediğimizde fazladan vergi yani olası yan etkiler çok ciddi anlamda sürekli geliyor. Ve iyi de para kazandığı için Asturias'la bu şekilde görmüş olduğunuz gibi ittifak kurmuş ve saldırıyorlar. Ben bir noktada bu Endülüs'ü tamamen çökerteceğim hatta. Bu kadar. Kendisi topraksız kaldı görmüş olduğunuz gibi. Sene 1186 Kefalonya üzerinde gölge diye bir bildirim geldi. Bu üçüncü kıyametvari hastalık kara veba dışında ve daha bildirimi gelmeden topraklarımıza yayıldı. Ve bu kıyametvari hastalık ilk defa bizim topraklarımıza yani kendi şahsi mülkümüze ve doğrudan başkentimizi etkiledi. Ben tabii önlem alına kadar çoktan yayılmış. Ekim'i çağıralım. O esnada da tabii bir savaşımız var. Durumu şöyle söyleyeyim size. Görüyorsunuz bütün Ege ve Karadeniz kıyıları bir anda çevrelendi. Çok hızlı. O kadar hızlı gerçekleşti ki. Ve kıyametvari bir hastalık bu. Yani. Mesela i̇şte burada radikal önlem almaya çalışabilirim. Deneyelim bakalım. Eyvah. Kötü. Oyuncu varisimizi de hekim yaptık. Kendisinin öğrenim yeteneği çok iyi. Bu şekilde öğrenim de artıyor. Şu an baktığım kadarıyla bir gelişmişlik azalması var aylık eksi 10.5 ama bir de gelişmişlik artışı var dolayısıyla hala artmaya devam ediyor. Yanımızdaki kontluklar için aynısını söyleyemeyeceğim ne yazık ki. Tam vaktinde inzivaya çekildik çok kötü olurdu yoksa. Bakın gelişmişliği ilerletmek istediğimizde duruyor şu an. Hiçbir şekilde ilerlemiyor. Öse vergi toplamaya döneceğiz artık. Ekonomimiz çok iyi bu arada. Aylık 484 altın kazanıyoruz ve ihtişamımız 338. Neredeyse bütün mirasları açtık sadece destansı soy ve etkinlikleri açmadık. Şu an adetlerden ilerliyoruz. Bu da çok ilginç gerçekten. Hastalık vurdu ama şu an başkentteki gelişmişlik artışı o kadar iyi ki. Burada modifikasyonları görebiliyorsunuz. Toplamda 7 tane vasala para basma hakkı tanıdım. Her vasal için eksi yüzde iki oluyor. Ama yüzdelik bir oran olduğu için çok sıkıntı çıkarmıyor. Yel değirmenleri, Teodosi surları ve büyük toparlanma etkileriyle beraber diğer yüzdelik artışlarla da yani yüzdelik katsayılarla da aylık 17 gelişmişlik geliyor yüz üzerinden. Gelişmişlik azalışı da bakın burada görüyorsunuz şu an bir hastalık var. Aylık eksi 3 çiçek hastalığı. Bunun yanında salgına yatkınlık yüzde 250 daha fazla yani 2.5 katı yapıyor. Dolayısıyla eksi 10.5 getiriyor bu şekilde. İlk defa kara veba dışında kıyametvari bir hastalık bir anda topraklarıma vurdu. Bunu da size göstermek istedim. Sene daha 1186. Oğlum da tabii hastaları tedavi ede ede bu şekilde ekim tecrübesini de arttırıyor. Kendisinin de sağlığı artıyor bu şekilde. Ve bu kıyametvari hastalıklar önceki örneklerde size gösterdiğim gibi bir yapıştı mı uzun bir süre bırakmıyor ne yazık ki. Evet bir yapıştı mı uzun bir süre bırakmıyor. Dolayısıyla biraz sabredeceğiz. Orta çağda da bulunduğumuzdan dolayı sadece bir izolasyonla yani toplu karantina ve hastalığın geçmesini bekleyerek ancak düzeltebiliyoruz. Dolayısıyla antibiyotiktir, serumdur, aşıdır gibi çözümler hak getire. Anlayacağınız üzere. Bir hanedan mirası daha geldi. O kadar çok ihtişam kazanıyoruz ki aylık. Buradaki eşik yani üst sınır artsa da sürekli toparlıyor. Alttakilerin neredeyse hepsini açabildik. Yaklaşık 15 civarında bağımsız kral var. Hatta bir tane de imparator seviyesinde bir yönetici var. Benim hanedanımdan bakın burada Almanya kralı var. Polonya kralı, Galicia, Macaristan'da Moldova girmiş buraya biraz garip olmuş. Deylem burada iki tane krallık tutuyor. Cezire burada iki tane krallık tutuyor ancak bu arkadaşlar bir noktada efsane üretip Dejur şekilde Mezopotamya krallığını kaynatmışlar. Dolayısıyla bu abimiz iki tane krallık tutuyor gözükse de bir tanesi Dejur değil. Dolayısıyla bölünmede sıkıntı yaşanmıyor. Sahra bakın gayet güçlü. 10.000'den fazla askeri var. Burada Sao Krallığı var bizim haneden. Burası bizim haneye ait. Sonradan başka hanedana geçti. Darfur burada. Habeşistan, Damo, Nubia. Mezya Dükü bir noktada Eflak Krallığı'na girdi. Ve Eflak Krallığı'nı da tutuyoruz. Böylelikle Dejur kaynama da oluyor. İtalya Yarımadası'nı, bu gördüğünüz koca çizmeyi ve Sardinya, Korsika Adaları'nı, Afrika Eyaleti'ni Dejur kaynatabildik. Sırada Burgonya, Akitanya, Valencia ve Cezayir var. Buralarda ufak ufak bize kaynıyor. Ben buradan bir iki toprak daha alıp normalde maripi de oluşturabilirim. Ancak şu an için gerek duymuyorum. Meşhuriyetim meşruiyetim azalmış. İlginç. Arada böyle bakıyorum bu. Aa, ya işte bu hoş değil arkadaşlar. Allah'tan başka vasallarımız hep böyle içerideki diğer vasallar bizim hanedana ait. Dolayısıyla savaşmalarını istemediğim zaman direkt ihtişam kullanarak savaşmalarını bitirebiliyorum. Lapland'la ne alaka bilmiyorum. Bizim hanedana geçti. Yalnız ıı, sakat kalmış. Hadi para gönderdim. İyi de kazanıyor kendisi. Aylık 40 yakın o coğrafyaya rağmen. Karlinglerden bir tek şunlar Şamontua kaldı. Fransa, Bohemia. Bir de bizim basalımız olan Karolenjler var burada gördüğünüz gibi. Yani biz şu an Karolenjlerden daha nüfuzlu haldeyiz. Levanten kültürü olarak yüksek orta çağı da tamamen bitirdik. 1200 yılına gelmediğimiz için Burayı daha açamıyoruz. Dolayısıyla biraz kilitlendik. Sürekli hastalıklar oldu ancak ona rağmen gelişmişlik artmaya devam ediyor burada görmüş olduğunuz gibi. Şu inek frengisi bir biterse eğer. Bakın burada ayrı hastalıklar var. Antonia frengisi. Benim adıma koymuşlar mesela. Euphemia frengisi diye. Burada ayrı bir şey var. Tepe humması. Burada yok. çıbanı diye bir şey var. Burada bir hastalık vardı az önce yok oldu. Nirad nezlesi var. Burma taraflarında ayrı bir çiçek hastalığı var. Her nasıl oluyorsa bilmiyorum. Bozkır'da hiçbir şey olmuyor. Bozkır'da insan yok diyeceğim ama yani bu ülkeler ne o zaman? Heh. İlginç. Evet bitiyor. Bitsin lütfen. Başkentte niye geçmedi ya? Hoppa! Eyvah! Çiçek hastalığına yakalandık. İnzivada olmamıza rağmen. Daha aydınlık. Güzel. Sağlık kötüdür. İyileşirsek ama sağlığımız da iyileşir gibi. Yani prens teşekkürler ama abicim hastalık var be. Daha sonra geleydin ya. Ben borca girmiş. Ah para. Hah. Ya bir de hastalıklı yerden geçin. Bitiyor mu? Ölüm döşeğinde izliyor. Ha. Artık ölüm döşeğinde değiliz. Sağlığımız bir anda çok iyi oldu. Yani bir hastalık bulaşsa bu çok iyi olan hastalık bir anda ölüm döşeğine doğru gidiyor. O kadar pozitif etkiye rağmen. Ya kara veba'da ben bir şey diyemiyorum artık. Kara vebaya yakalanan kurtulamaz bu hesaba göre. Ha? başkentte bitmiş çok şükür ya. Evet azalsın. Yani 346 kişi çok da fazla değil gibi sanki. Az kalsın tabutu boyluyorduk. Yani bitsin artık, bitsin. İstemiyorum kıyamet var ya hastalık. Gerçi daha o oh, gelecek. Geçti sanırım. Hah, çok şükür. 1200 yıllara geldik. Düşe kalka. Deneme yamulma yöntemiyle. Hıh. Oyun kurallarına baktığımızda da Moğol istilası varsayılan ayarda. Yani 1200 civarlarında istila başlatırlar. Bu ayarı seçtiğiniz zaman 1200 ile 1220'li yıllar arasında bir Cengiz Han bekleyebilirsiniz. Ufak bir ihtimalle 1250'ye kadar da gelmeyebilir. Ancak ben yakın zamanda geleceğini düşünüyorum. Bakalım gelecek nasıl olacak? Benim tek üzüldüğüm nokta Cengiz Han gelmeden önce bizim hanedanımızdan iki tane yöneticiyle karşılaşıyor olacak. Eğer biz bunlara yardım etmezsek Cengiz Han'a %110 ihtimalle yenilecekler. Tek başlarına dayanmaları mümkün değil. Ya ben şu noktada düşünüyorum yani Cengiz Han eğer gerçekten çok güçlenirse buralara kadar yani 60-70 bine gelirse ben bile zorlanabilirim. Dolayısıyla elimdeki bütün parayı paralı askerlere yatırma durumum söz konusu olabilir. Hoppa geldi. Ya şaka yapıyorsun. Ağlama. İnanmıyorum ya. Arkadaşlar sanırım oyun baga girdi. Ben öyle anladım. Oyun ciddi anlamda baga girdi. Ve Cengiz topraksız geldi bir anda. Temuçin. Ah Temuçin sen ne yaptın gözünü seveyim ya. <laughs> Ya şu an benim emrimde Cengiz Han var. Yani neden böyle oldu? Neden? Ya yani 40 yılın başı bir şey gösterecektim. Bir de erken geldi yani. Çok da beklememize gerek yok diye düşündüm ama. Kaanlar kanı. Ben buna toprak versem acaba böyle fetheder mi? Etrafım da benim hanedanımdan kişilerle sarıldı ama. Ha şu en düz krallığını oluşturduk. Mükemmel. Aa, ah. O zaman baştan başlatacağız. O zaman evet. Yapacak bir şey yok. Baştan başlatacağız. Umarım bu sefer düzgün gelir. Adam topraksız çıktı ya. Hala inanamıyorum buna. Umarım bu sefer düzgün gelirsin. Ne hasta olmuş. Rahat bırakın beni artık öleyim ben. Hah Endülüs dağılmış çok güzel. Hemen şu Endülüs'ü oluşturduk. Cengiz umarım gelirsin Cengiz. Yani seni kollarımı açıp bekliyorum şu an. Karakter ara. Yok. Bu da çıkmadı. Diplomatik menzil. Hepsi. Hmm, böyle bir haneden yok diyor. Hmm, Börçigin, Börçigin, Börçigin yok. Bunlar bize lazım olanlar değil. Mo oldu? He bu değil. Yok. Evet daha gelmemiş. Artık bekleyeceğiz. Evet Cengiz seni bekliyoruz şu an. Arkadaşlar Timuçin ikinci defa geldi ve ikinci defa topraksız çıktı ortaya. Yani fazla bir şey yapabileceğini zannetmiyorum deriz ama ortada bir ordu yok. Nasıl olacak Timuçin? Hah? Hadi gel sen sarayını davet ettik. Şu an ya sarayındasın. Ya bu böyle sürekli olacaksa bu Moğol istilası gelmeyecek. Bunu anladım ben. Yok bu olacak şey değil ya. İkinci defa tekrarlıyor bu. Bir noktada burada, burada, burada Karakorum'da ya da ...Öğraş'ta bir şekilde çıkması gerek bunun. En kötü burada çıkması lazım. Aklıma şöyle bir fikir geldi. Bu abilere savaş açacağım şimdi. Timuçin'i komutan yap. Toprakları Timuçin'e verme gibi bir düşüncem var. Düzenli askerleri de toplayalım. Yakışıklı demişler. Çok güzel. Bu arada Timuçin'in avantajı. Artı 49. Çok iyi ya. Tam yeter bu kadar. Şimdi aldık burayı değil mi? Bakın ben ne yapacağım. Burayı böyle gasp ettim. Orduları terhis ettik. Nerede bizim bu Timuçin? Hıh hm, Timuçin Börçigin. Canım bak sana şöyle verdim burayı. Börçigin düklüğü. Tamam mı? Ben hatta şöyle serbest bırakıyorum. Bakalım ne yapacağını göreceğim ben. Acaba böyle etrafındaki kişilere savaş açacak mısın? Muhtemelen açamayacaksın. Çünkü sen şu an sadece feodal düklük seviyesinde bir ülkesin. Yani istilayı oluşturabilmen için... Moğol İmparatorluğu lazım sana. Ama sen Kağanların Kağanısın. Bakalım yapabilir misin bilmiyorum. Yapamaz sanırım. Böyle verdim kendisini Sanırım hiçbir alt yapamayacak. Aa yağma yapıyor. Aa çok güzel. Kendi cariye aldı böyle. Bu da ne yazık ki böyle bir hüsran. Bu sefer bir bug gibi bir şey oldu. Normalde her oyunumda gelirdi. Ee, çok garip kendisine verdim. Normalde tabi bu şekilde oluşturamayacak Moğol İmparatorluğunu. Bunun için ona sağlam bir toprak lazım yaklaşık şöyle 80-100 kadar. Bu arada burada takılıyor işte. Verdik kendisine toprağı.